Şimdi evet, oradaki o cephe arkasına bir bakalım. Elimde bir kitap var. Bedeli Çanakkale'de kanla ödenecektir. Bu cümleyi aslında her Çanakkale'yi andığımız, o zaferi kutladığımız zamanlarda bu cümleye tanık oluyoruz ama aslında tam olarak ne hikayesi anlattığını pek bilmezdik. Siz epey bir araştırma yaptınız bu konuda. Epey bir kapı çaldınız biliyorum. Kitabınızda da hatta yer verdiniz o çaldığınız kapılardan ne tür yanıtlar aldığınıza. Kimi anlattınız siz bu kitapta? Elbette ben öncelikle sözlerime bugün 18 Mart vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve ruhları şad olsun. Ve buradan tabii ki o dönemin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün komutanlarımızın da ruhları şad olsun. Ve ben açıkçası şimdi hocamız harita üzerinde bir şeyler anlatırken çağrışım yaptı, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Fatih Sultan Mehmet, bakın şöyle aktarayım ben, yani bugün, bakın bugün çok önemli, anlamlı bir gün. Hı hı. Çanakkale geçilemedi. Elbette 1915 yılındaki Anadolu'dan çıkan ırkı, dili, dini ne olursa olsun herkes bu memleketi kurtarmak için can siperhane mücadele etti. Ama bakın size bir şey söyleyeceğim, çok enteresandır. Ben buradan padişah, yani İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e de şükranlarımı sunuyorum. Ruhu şad olsun. Neden? Bakın neden? O yalnızca İstanbul'u işgal etmekle kalmadı. Fethetmekle kalmadı. Kendisi aynı zamanda bakın 1480'li yıllarda Çanakkale, o itilaf devletlerinin geçmeye çalıştığı o boğaz var ya, Çanakkale Boğazı. O iki boğaza Kilitbahir ve Sultanbahir kalelerini inşa eden kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun öngörüsü olmasaydı, o bu kaleleri inşa etmeseydi belki de işgal edilebilirdi. Çanakkale'den belki geçilebilirdi. Yani o kaleler çok stratejik bir öneme sahip. Bakın çok yani ne kadar enteresandır ki. Osmanlı hükümdarlarının öngörüleri aslında burada ön plana yani çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in yüzyıllar evet. önce belki de ileriye dönük İstanbul'u işgal edebilirler öngörüsü üzerine belki inşa etmiş bir kale. İstanbul'un güvenliği oradan geçiyor. Evet, yani, bir de Kilitbahir çok hoş kilit bir isim. Yani deniz kilidi alınmalı. Denizin kilidi. Evet. Yani çünkü en dar yerine Kilitbahir diyor. Hı. Seddülbahir de boğazın başladığı alan. Hı hı. Orası set ama kilit en dar yerde. İşte bugünkü bugün de zaten Kilitbahir olarak bildiğimiz Eceabat'ın hemen böyle birkaç kilometre daha boğaza doğru olan kısmı. Ve aynı zamanda hocam tabii parantez içerisinde Piri Reis'in haritasını çizdiği kale, Kilitbahir Kalesi. Öyle mi? Orada tabii, mı? Tabii, tabii. Evet. Piri Reis'i de ayrıca yine bir programda konuşacağız sizinle. Çünkü Piri Reis'in haritasının sırrını konuşacağız. Elbette, İlerleyen programlarda yine bir konuşmak lazım. Ben şimdi konuya hiç dağıtmayayım, devam Peki, edeyim. Tamam. Şimdi efendim açıkçası şunu söylemek istiyorum. Yani bu kitap benim için gerçekten sıradan bir kitap değil. İnsanlar da lütfen böyle görmesin. Ben burada bu kitabın reklamını yapmaya da gelmedim. Bunu yürekten söylüyorum. Bu kitabın benim için bir manevi boyutu var. O da şu. 2006 senesinde Piri Reis ile ilgili araştırmalar yaparken dönemin Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydiner, ona bir talebim vardı. Kendisi beni makamına davet etmişti. Gittiğimde bana yardımcı olabileceğini söyledi. Bir reisle ilgili çalışmalarım esnasında. Ben oradan kalkarken bana dedi ki sen Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'i biliyor musun diye sormuştu. Tabii bilmiyordum açıkçası. Dedim ki bilmiyorum efendim dedim. Kendisi özel kalemini telefonla aradı yanımda ve şöyle bir sandukada bir şey getirdi. Böyle bir kutu getirdi. Kutuyu açtığında işte birazdan size anlatacağım. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in o çizdiği paranın orijinalini gösterdi gerçekten. Bana. Ve birazdan size hikayesini de anlatacağım. Orijinali peki neden orada? Şöyle aktarayım size. Ben şimdi sıfırdan anlatayım isterseniz. Onu bana verirseniz tabii, ben ekrana göstermek istiyorum. Evet, yönetmenim istedi. Evet. Şu
paranın ön yüzüdür, öbürü de arka yüzü. Ön ve arka yüzü. Tabii. Üzerinde yazılanlara da birazdan bakacağız. Şimdi, orijinal para. Yani. O dönem emniyet kendi eliyle yaptığı para bu. Eliyle çizdiği. Şu anda bu paranın orijinali Emniyet Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı Gölbaşı'nda korunuyor. Hmm. Bu parayı görmeye gittik açıkçası. Bu yaklaşık bir ay önce gittik. Buradan da açıkçası Profesör Doktor İbrahim Adnan Saraçoğlu hocama şükranlarımı arz ediyorum. Sebebi ise onun destekleriyle gidip bu paranın orijinalini gördük. Dokunduk da çok da mutlu olduk açıkçası. Peki hikayeyi alalım. Tabii hemen aktarayım size. Hikaye şöyle başlıyor. 948 numaralı Galatasaray Lisesi öğrencisidir Mehmet Muzaffer. Bu arada sahne arkasında sormuştum. Hocamız da Galatasaray Lisesi'nden mezunmuş. Yani bu çok güzel tesadüf oldu. Galatasaray camiasında çok takdir edilen Mehmet Muzaffer. Evet, herkesin bildiği tabii camia olarak söylüyorum. Ve de tabii ki bir şey, başka Galatasaray şehitler de var muhakkak ama Mehmet Muzaffer'in de özel bir yeri var o şehitler arasında. Mehmet Muzaffer tabii bu Çanakkale Harbi patlak verince kendisi gönüllü olarak harbe katılmaya karar veriyor. Yani 1914'lü yıllarının şöyle sonuna doğru düşünün ama onunla birlikte Celal İbrahim vardır. İlk gönüllü olarak tarihe geçmiştir. Tabii o dönemin yönetmeliğine göre bakıldığı zaman Galatasaray Lisesi öğrencilerin askere gitmeyi zorunluluğu yok. Ama buna rağmen bunlar gönüllü olarak katılmaya karar veriyorlar ve gidiyorlar. Şimdi harpten önce yaklaşık bir 3-4 ay boyunca bir talim eğitimi alıyorlar ve cepheye asteğmen olarak katılıyor Mehmet Muzaffer. Şimdi Mehmet Muzaffer hakikaten akıllı bir asker oluyor. Yani çok zeki, akıllı. Ve birazdan da sebebini aktaracağım. Resim yapma kabiliyeti, karikatür çizme yeteneği çok kuvvetli. Bir işe yarıyor ama. Evet, en sonunda bir işe yarıyor tabii ki. Ve Mehmet Muzaffer, tabii o dönemde hocamız da ifade etti biraz önce. Almanlarla birlikte biz ortak hareket ettik düşmana karşı. Ve Almanların Benz marka kamyonetleri var. Bunlar Çanakkale. Ama marka söylemeyelim. Getiriliyor. Yani bu gerekçeli. Şu anda yoktu o zaman belki var. Tabii o dönemin. Çünkü şu anda hali hazırda bir reklam da bu hikayeyi kullanıyor. Evet. Bu kamyonların lastikleri parçalandığı için lastik alınması gerekiyor. Evet, ekranlarda da şehit yüzbaşı Mehmet Muzaffer'i görüyoruz. Ruhu şad olsun tekrar. Ve Mehmet Muzaffer bu lastikleri almak için görevlendiriliyor. Evet. Bunun ardından kendisine parola işareti söylüyorlar ve İstanbul'a, bugünkü İstanbul Üniversitesi o dönemde Harbiye Nazırlığı olarak kullanılmış. Yani Dışişleri Komutu olarak kullanılmış ve oraya gitmesini, bu malzeme listesini oradaki komutanlara sunmasını ve para alıp bu malzemeleri bir şekilde tedarik edip acilen getirmesi gerektiği emrini veriyorlar. Mehmet Muzaffer Asteğmen. Git bunları al gel tabii, diyor yani. Birebir. Ve Asteğmen Mehmet Muzaffer yola çıkıyor. Tabii gayet olaylardan haberi yok. Neyle karşılaşacağını bilmiyor. Çünkü vahim şeylerle aslında karşılaşıyor. Osmanlı'nın durumu çok kötü. Yani Osmanlı askerine yemek yedirecek parası yok. Askerine postal alacak, üzerine kaban mont alacak parası yok. Yani Osmanlı çok kötü günler tabii ki geçiriyor. Kara savaşların önemli bir bölümü yazın sıcağında, önemli bir bölümü de kışın soğuğunda geçti. Tabii ki Ocak ayına kadar geldiğine göre tabii ki hem sıcak hem soğuk. İkisi de yaşandı. Bunun üzerine İstanbul Beyazıt'a gidiyor tabii ki red cevabı alıyor. Osmanlı'da para yok. Diyor ki ben askere yemek yedirecek parayı bulamıyorum. Yani size bu malzemelerin parasını veremem diyor komutan. Bunun üzerine Mehmet Muzaffer tabii Beyazıt'ta düşünmeye başlıyor. Eğer ben bu görevi yerine getiremezsem belki de benim yüzümden binlerce asker şehit olacak. Benim bu malzemeleri ne yapıp edip getirmem lazım diyor. Ve yolda düşünürken diyor ki ya bu malzemeler nerede satılıyor olabilir? Ve Karaköy'e gitmeye karar veriyor. Karaköy'de Yahudi tüccarların eline düşmüş. Kara borsaya düşmüş bu malzemeler. Efendim bu malzemeleri tedarik edebilmek için bir fiyat araştırması yaparken bir Yahudi esnaf diyor ki normalde 200 lira ama savaş hali sana ben bu malzemeleri 100 liraya teslim edebilirim diyor. Mehmet Muzaffer de tabii artık o anda mı bu fikir cereyan etti, sonradan mı düşündü bilemiyoruz. Kendisi diyor ki amca sen bu malları hazırla, ben yarın sabaha karşı sabah ezanıyla bu malları alıp senden acilen gitmem lazım görev icabı.
Tamam diyor ve ertesi işte gün beklenilecek. Pazarlık işte aşamasında şu konuşma geçiyor mu? Para peşin, kırmızı meşin. Tabii kırmızı bu, meşin. Bu bir taraftan da herkesin vatana bir borcu vardır zaten. Evet, evet. Yani bu muhtemelen bu veya buna yakın cümleler bence geçmiştir. Yani birebir tabii ki tarihi vesikalara göre bunlar karşımıza çıkmadı ama şunu ifade etmek istiyorum. Mehmet Muzaffer bu konuşmanın ardından söyledim. Resim yapma ve karikatür çizme yeteneği var ve en yakın kırtasiyeye gidiyor. Oradan çini mürekkepler alıyor, kağıt kalem alıyor, kara kalemler alıyor ve hiç üşenmeden oturup sabaha kadar sahte 100 lira yapıyor. Eliyle çiziyor bu parayı. Yani ve bakın şu, çok enteresan. Şu evet zaten. Şu anda da ekranda var. Çok enteresandır. Bu parayı kendisi çiziyor. Bir bizzat elle çiziyor ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek ustalıkla çiziyor. Bakın hatta Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın benim bu çalışmaları yaparken bana verdiği bir yazısı var. 5 Mart 2012 tarihli. Bakın ne diyor? Bu parayla ilgili bir görüş bildirdi Emniyet Genel Müdürlüğü. Diyor ki Çanakkale parasının ne kadar ustalıkla hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda yapılan değerlendirmede o dönemde piyasada kullanılmakta olan en büyük küpür para değerinin 50 KM olduğu. Mehmet Muzaffer Asteğmen'in de bir gecede bizzat el ile çizmiş olduğu 100 KM bahse konu para bu 50 KM'yi esas alınarak oluşturulmuş olduğu genel görünüş, dizayn ve motiflerin yapılışı itibarıyla 50 KM'ye çok benzer olduğu, o dönemin şartlarında değerlendirildiğinde özen ve titizlik içerisinde hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. Diye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün güzel bir muntazam çizgi. Tabii bir de hayal gücüyle karşısında model aldığı bir para yok. Aynen. Hayal zaten olsa yani. Bu malları tabii. Alacak. Evet tabii ki çok zaten doğru. Çok bu para doğru. Elinde yok zaten yani. Müthiş bir hafıza ve yetenek tabii ki. Ve yanında. Bu parayı... O zaman tabii cep telefonları yok, işaret tabii yok, internet yok, hiçbir şey yok. Sadece yani, hatırladığı kadarıyla. Bugünkü teknolojiden çok uzak düşünmemiz lazım. Tabii kesinlikle. Şimdi sabah ezanıyla ben bu malları almak istiyorum. Kastı bu. Sabah karanlığından da yararlanıyor aslında. Mehmet Muzaffer yani Yahudi'ye bu parayı yutturacak. Sabahın körü. Tabii. Karanlıkta ay ışığında bunu çok bir şekilde. Çok zekice. Tabii çok profesyonel düşünmüş zaten. Kesinlikle. Ve bu parayı Yahudi'ye veriyor, yutturmayı başarıyor ve malları alıp kaçıyor. Şimdi şu kısım çok önemli. Yahudi esnaf bunu Osmanlı Bankası'na götürüyor. Karaköy'e parayı bozduracak. Paranın sahte olduğu ortaya çıkıyor ve paranın da üzerinde bir not tabii ki. Yani bu Mehmet Muzaffer'i Mehmet Muzaffer yapan hadise gerçekleşiyor. Bakın not şurada zaten. Ekranda da bizi izleyenler zaten görecektir. Paranın diğer yüzü. Evet. Paranın ön yüzüne açabilirseniz tekrar bir önceki. Evet şurada bakın en altta ortada bir dipnot düşmüş. Evet tam en altta ortada bizi izleyenler de görecektir. Şimdi o dönemin paralarında şöyle bir ibare var. Bedeli değer saatte altın olarak tesviye edilecektir diyor. Yani bunun anlamı şu. Savaştan sonra bu kağıt parayı getirin biz bunun karşılığında size altın olarak altın vereceğiz. Ama Mehmet Muzaffer yazısında bedeli Çanakkale'de altın olarak tesviye olunacaktır. Yani bedeli Çanakkale'de kanla ödenecektir diye bir ibare atmış buraya. Ve bunun üzerine tabii ki bütün İstanbul duyuyor bu olayı. Bütün İstanbul. Duymayan kalmıyor. Herkes kulaktan kulağa bu olayı konuşuyor. Ve en sonunda Abdülhalim hocam siz beni düzeltin. Abdülhalim Efendi olması lazım. Onu parasını ödüyor. Yahudi'ye bu paranın orijinalini veriyor. Bu parayı alıyor. Özel bir sedef kutuya koyuyor ve İstanbul Polis Okulu'na önce hediye ediliyor. İstanbul Polis Okulu da yıllar sonra bunu sahte para olduğu için sahtecilik yani kriminale gönderiyor. Şu anda da bu paranın korunduğu yer, hala korunduğu yer Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı Gölbaşı'nda. Şu anda muhafaza ediliyor. Paranın orijinalini gördük. Yani ben ikinci kez görmüş oldum ama yani gerçekten insan çok duygulanıyor. Yani çok duygulanıyor. Müthiş bir olay tabii ki. Ya o ruhu yani oraya boş dönmemesi gerekiyor. Evet. O lastikler onlar için o kadar önemli tabii. Ki. O bildiğimiz lastikten bahsediyoruz aslında. Araba araç lastiği. Ama o dönem için çok önemli. 12 tane falan zannediyorum. 12 tane lastik ve onları bir şekilde şey olarak kullanacaklar.
artık ne şekilde kullanacaklarsa. Şimdi o tabii ki kamyon lastiklerini cepheye mermi taşımak, efendim askeri birlikleri farklı bir birlikleri intikal ettirmek için ivedilikle kullanmaları gerekiyor kamyonlara. Bu yüzden lastiklere ihtiyaç var. Şimdi para kısmı burada. Peki Mehmet Muzaffer'e ne oldu? Ne oldu? Acaba gerçekten de Mehmet Muzaffer bedeli Çanakkale'de kanla ödenecektir ifadesiyle Çanakkale'de mi şehit oldu? Bilinmiyor mu? İşte bunların araştırmasını yaparken karşıma şu çıktı. Mehmet Muzaffer hayır Çanakkale'de şehit olmadı. Ama Çanakkale'nin ikinci perdesi vardır. Bakın yani aslında İngilizler rövanşı yani Çanakkale'den geçemeyeceklerini anlayan İngilizler bizden rövanşı almak istediler. Bunu da hocamız tabii ki ayrıntılı olarak daha da iyi işleyecektir ama ben pasaj olarak vereyim. Irak-Felaye Muharebesi'nden söz ediyorum size. Irak-Felaye Muharebesi Kuttülamari diye bir kuşatma. Evet. Şimdi bakın bu kuşatma esnasında Yüzbaşı Mehmet Muzaffer şehit oluyor. 6. Ordu Komutanı Halil Kutpaşa. Halil Paşa o tabii ki şehit yani Yüzbaşı Mehmet Muzaffer Çanakkale Harbi sonra İstanbul'a geliyor ve bir hafta kalıyor. Diyeceksiniz ki o bir hafta boyunca İstanbul'da ne yaptı? Mehmet Muzaffer evlendi. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in evlendiğini tespit ettim. O bir hafta yani, içerisinde. Tabii yani aslında duygusal, zeki, duygusal bir aşk adamı aynı zamanda ve kendisi İstanbul'da evleniyor. Bir hafta evli kalıyor. Bunun da birazdan size karşılığının ne olduğunu söyleyeceğim. Ardından da Irak'a gitmek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü vatan savunması yani Çanakkale Harbi'nin ikinci perdesi orada devam ettiği için. Ve orada nasıl şehit oluyor? Bakın orada hangi ortamda şehit oluyor? Bunu da gelin isterseniz Halil Paşa'nın 11 Temmuz 1916 tarihinde bakın çok enteresandır. Mehmet Muzaffer için sadece Mehmet Muzaffer için yazdığı bir mektup var. Halil Paşa'nın. Kendi el yazısıyla yazdığı bir mektup var. Size ben onu okumak istiyorum. Çünkü Yüzbaşı Mehmet Muzaffer nasıl şehit oldu? Bunun bir şeyidir, tarihi vesikasıdır. Şöyle söylüyor. 9 Nisan 1916 tarihinde Irak cephesi Felaye Muharebesi'nde boğazından ağır yaralanan 18. Kolordu 51. Tümen 9. Alay Emir Subayı'dır. Adı geçen muharebede kendi alayından bir bölüğü komuta eden İstanbullu Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, Irak'a giderken yüzbaşı rütbesiyle gidiyor çünkü. Hayatının son dakikalarında olduğunu hissedince sükunetle son görevini yapmaya başlamış ve konuşamadığından cebinde bulduğu boş bir mektup zarfı üzerine, işte o karısına yazacağı o son mektup zarfı yere düşüyor. Ve boğazından akan kana, yani İngilizler tarafından maalesef şehit yüzbaşı Mehmet Muzaffer boğazından vuruluyor. Ve boğazındaki kanı mürekkep olarak kullanıyor. Ve o kanlı zarfı, o zarfın üzerine önce kıble ne yöndedir diye yazı yazıyor. Ardından kelime-i şehadet yazıyor ve bölük intikamımı alsın ifadeleri var. Ardından da şehit oluyor ve Halil Paşa diyor ki bakın devamında. Mehmet kanlı Muzaffer Efendi'nin, evet Mehmet Muzaffer Efendi'nin bakın bu ekranda kalabilirse şunu okuyana kadar, evet özellikle bu kalsın lütfen. Çok önemli bir detay var çünkü. Halil Paşa mektubunda diyor ki bakın devamında. Mehmet Muzaffer Efendi'nin bu yüce davranışa yani bir Türk subayının örnek maneviyatı olan o kanlı beyaz zarf askeri müzeye gönderilmiş. Türk çocuklarına ve gelecek nesillere cevher değerinde bir miras olmuştur. Yaşayan ölülerin mirasları içerisinde bu zarf da yaşayacak, daima yükselmeye teşvik ve milletin iftar etmesi için bir belge olarak kalacaktır, diyor. Şimdi paranın orijinalini görmeye gittim. Ardından da bu ekranda görmüş olduğunuz özellikle bu evrakı ben Genelkurmay Başkanlığı'nın ATS birimindeki harp mecmuasından tespit ettim bu belgeyi. Ardından da orijinalini görmek için bir araştırma yaptım. Ancak bir Ankara'da ufak bir askeri müze var ama esas askeri müze Harbiye Askeri Müze olarak bilinir. İstanbul'daki Osman Bey'de yer alan. Yapmış olduğum araştırmalar neticesinde Harbiye Askeri Müze'de bu kanlı zarfı göremedim.
Bunun üzerine merak ettim. Genelkurmay Başkanlığı'na bir yazı yazdım. Bir dilekçe yazdım. Genelkurmay Başkanlığı'nda bu kanlı zarfın orijinalini nasıl görebileceğimi, nerede olduğu konusunda bir malumat istedim. Kendileri bana vermiş olduğu cevap hakikaten yani çok üzücü. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı'nın bakın bana verdiği cevabı kitaba koydum birebir. Maalesef kaybolmuş. Yani askeri müzeden bu kaybolmuş kanlı zarf bulunamıyor. Ama bunun nasıl kaybolduğuyla ilgili bir açıklama var. Askeri müze envanterleri farklı tarihlerde farklı yerlerde depolandı bilgisi var. Muhtemelen Halil Paşa ben bunu askeri müzeye gönderdim mektubu 1916 ise bu 1940'lara kadar vardı diye biliyoruz. Çünkü 1940'lı yıllara kadar Aya İrini Kilisesi'nde kalıyor bu askeri envanterler. Ama 40'lı yıllardan sonra farklı bir yere taşınıyor. Muhtemelen taşınırken kaybolduğu yönünde bir malumat var artık. Yani kanaatim 1940'lı yıllardan sonra kaybolduğu yönünde bir öngörüm var açıkçası. Ama benim üzüntüm şu. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Müzesi'nde hala korunan 100 kayme para var. Ama Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir şehidin bir aslında Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir askerden söz ediyoruz. O şehit askerin kanlı zarfının Genelkurmay'ın kayıtlarından yok olması bu tabii üzücü. Üzücü tabii. 1940'lı yıllardan maalesef bugüne evet gelinceye kadar. Evet, sahip çıkılması gereken değerler. Size şunu da söylemek istiyorum. Eşi demiştim. Ha, evet. Size eşi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Reklama gitmemiz lazım. İsterseniz reklamdan sonra eşiyle ilgili tabii de bilgi alalım. Daha sonra da yine Çanakkale ruhuna ve Çanakkale Savaşı'ndaki diğer detaylarla. Kara Savaşlarına da değinmek gerekiyor. Kara Savaşlarına devam edelim. 18 Mart'ı işledikten sonra kısa bir reklam. Evet, Mehmet Muzaffer'den bahsediyorduk. Çanakkale Zaferi ile alakalı olarak o ruhu tanımlamak adına aslında çok güzel bir öyküsünü evet anlattınız ve kitapta da onu işlediniz. Bir haftalık evlilikten sonra savaşa gitti. Orada şehit oldu. Evet. 1916'da. Evet. 9 Nisan 1916'da. 9 Nisan 1916'da evet, şehit oldu. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer şehit olduktan sonra bunun haberi eşine ulaşıyor. Heh. Eşi o kadar üzülüyor ki bu olayı kaldıramıyor, hazmedemiyor. Ve eşi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir mektup yazıyor Halil Paşa'ya. Yani Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in komutanına bir mektup yazıyor. Mektupta şöyle diyor bakın. Bir hafta beraber ömür sürdüğüm ve şimdi çocuğunu kucağımda taşıdığım Muzaffer'in intikamını almak için müsaade edin cepheye geleyim. Onun bölüğünde nefer olayım, ben de o bölükte şehit olayım demiş. Ve sonradan Hanife Melek Yücel ile ilgili yapmış olduğum araştırmalar beni şu noktaya itti. Hanife Melek Yücel uzun yıllar ekonomik sıkıntı yaşamış. Şehit maaşı bile yetersiz geldiği için dilekçeler yazmış. Bu dilekçelerin hepsi kitabımda var. Birebir kendi evraklarıdır. Yani şehit yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in karısının kendi el yazıları da var burada. Ve şunu göstermek istiyorum size. Bu şehit yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in şöyle biraz daha şöyle tutarsanız maaş bodrosudur. Bakın şöyle elinizdeki. Maaş bodrosu. Evet. Evet. Ve kendisine devlet tarafından 2 kuruş zam yapılmış. Sadece 2 kuruş. Ve sonrasında büyük yokluklar çekiyor, büyük sıkıntılar yaşıyor. En sonunda Hanife Melek Yücel maalesef üzüntüsünden akıl hastanesine kaldırılıyor. Hmm. Ve orada vefat ediyor. Karısı. Bir çocuğu var. Evet, karısı. Peki çocuğu? Kızı şimdi, mı? Oğlu mu? Oğlu olduğu oğlu yönünde var bir tespitim var. Ancak bakın bu noktada ben her şeyden önce evet kendimce bir araştırmacı yazar olarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu konuda ben başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, efendim Genelkurmay Başkanlığı, Nüfus Müdürlüğü, Galatasaray Lisesi her yere müracaat ettim. Hı hı. Nüfus Müdürlüğü'nden bana gelen cevap birinci dereceden yakınları dışında bu bilgiyi veremiyoruz. Yani benim her şeyden önce söylemek istediğim şu. Ulaşamadınız mı? Ulaşamadım. Evet, mı? Ulaşamadım. Aslında bu kamuoyuna mal olmuş bir şehidin. Peki bu şahıs ya da torunu vesaire yaşıyorsa
Acaba kendisi Mehmet Muzaffer'in torunu olduğunu biliyor mu? Biliyorsa neden ifşa etmiyor? Bence bilmiyor, biliyor musunuz? Bilmiyor olabilir yani, mi? Çünkü ben bile bu kaynaklara zor ulaştım. Çocuğunu kim yetiştirdi acaba? Nasıl yetişti? Annesi madem akıl hastanesinde vefat ettiyse. O dönemde yani ya muhtemelen hani devletin belki kontrolüne geçti. Savaş hali olması sebebiyle belki de Hanife Meleği en yakın komşusu tarafından evlat da edinilmiş olabilir. Ama bunun araştırılması lazım. Yani ben bu konuda elbette bu hususta devletin ilgili mercilerine de seslenmek istiyorum. Başta nüfus müdürlüğü olmak üzere. Yani şu kapıları açarsanız ben eğer şu anda şehit yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in gerçekte hala yaşayan bir oğlu varsa veya bir torunu varsa veya yakınları varsa ulaşmak kardeşi, istiyorum. Veya kardeşi, amcası yani, ailesinden bir parça değil elbette mi? Ulaşmak olabilir. İstiyorum peki. Bu konuda. Bedelik Çanakkale'de kanla ödenecektir diye yazan Mehmet Muzaffer'in hikayesini ve aslında bütün araştırmalar sonucunda bulduğunuz notları anlattınız.